Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tie-dye yapacağız arkadaşlar. Türkçe anlamıyla tişörtlerimize yeni renkler vereceğiz ve onları yenileyeceğiz. Çok fazla zaman kaybetmeden size bir malzemelerimi saymak istiyorum. Arkadaşlar bunu yapabilmek için eski tişörtünüzü kullanabilirsiniz, yeni tişörtünüzü kullanabilirsiniz. Hani size kalmış bir şey ama ilk yapışınızda bence eski bir tişörtünüzü kullanın deneyim kazanmak açısından. Biz iki farklı model deneyeceğimiz için iki tane tişörtümüz var burada. Kumaş boyalarımız var arkadaşlar. 3 çeşit kumaş boyamız var. Bunları aktarlardan bulabiliyorsunuz ya da baharatçılardan bulabiliyorsunuz zaten. 3 tane boya kabımız var. Biraz tuzumuz var. Karıştırmak için çubuk var. Fırça, bunu sürmek için kullanacağız. Bir adet kaşık ve paket lastiğimiz var arkadaşlar. Birkaç tane bunu tişörtümüzü tutturmak için kullanacağız. Kabımız var. Bunun üstünde yapacağız işlemlerimizi. Ve ben kettle'a su koydum. O da ısınıyor. Sıcak suya da ihtiyacımız var. Şimdi yapımına başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, boyalarımızı hazırlamakla başlayalım. Biz burada 3 farklı renk kullanacağız. Mavi, kırmızı ve turuncu renklerimiz var. Siz buna çeşitlilikler de katabilirsiniz tabii. Hemen şöyle bir boyamızı açalım. Biz 3 farklı markayı kullandık. Dediğim gibi bunu aktarlardan çok rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de uygulayabilirsiniz. Şöyle. Bizim edindiğimiz bilgiye göre çok fazla boya kullanmamamız gerekiyor. Çünkü yoğun bir boya. Birkaç tane tişört boyayacaksanız boyanızın biraz, yani 1/3'ünü kullanabilirsiniz. Birazcık ortalığı dağıttık tabii. Şöyle devam edeyim. Kırmızı boyamızı ekliyoruz. Evet. Ve şimdi sıra geldi turuncuya. Turuncu en sevdiğim renklerden bir tanesidir. Turuncu boyamızı da şöyle koyduk. Evet. Burada unutmamanız gereken bir şey daha var arkadaşlar. Boyalarımızın içerisine şöyle birer kaşık tuz ilave etmemiz gerekiyor. Evet, tuzla da işimiz bitti. Şimdi biraz kaplarımızı şöyle önüme doğru alayım. Asistanımdan sıcak suyu rica edeceğim. Ama asistanım yok, ben alayım. Evet, sıcak suyumuz da geldi. Çok güzel renkler ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani denemenizde fayda var. En azından bu renkleri görebilmek için. Şimdi sıcak suyumuzu da ilave ettik, tuzumuzu da ilave ettik. Yapmamız gereken boyamızın iyice karışması için güzelce karıştırmamız gerekiyor. İyice güzelce karıştırıyoruz. Bunu yapmazsanız boya parça parça içerisinde kalır. Ve boyarken biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Ve son olarak mavi boyayı da karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, boyalarımızı hazırladık. Şimdi bunu birazcık dinlenmeye bırakmamız gerekiyor. Kenara alalım şöyle. Boyalarımızı hazırladık. Şimdi tişörte geçtik. Birazcık ellerimiz kirlendi. O yüzden eldiven takmanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü boyalar birazcık zor çıkıyor. Şimdi tişörtlerimizi şöyle alayım. Şimdi biz burada iki farklı model deneyeceğiz arkadaşlar. Birincisini yapacağım hemen. Evet arkadaşlar, şimdi ilk tişörtümüzün yapımına geçiyoruz. Unutmadan bu videonun altına #tiedyetonguç yazan arkadaşlarımıza bu yaptığımız tişörtleri hediye ediyoruz. O yüzden yorum kısmına #tiedyetonguç yazmayı unutmuyorsunuz. İlk modelimiz gül modeli arkadaşlar. Onun içinde şöyle basit bir uygulaması var. Tişörtümüzün alt köşesinden tutarak böyle bir yuvarlak şeklinde, yani daire çizerek katlamamız gerekiyor şöyle güzelce. Orta merkeze doğru katlamamız gerekiyor. Şuradakilerini de alıyoruz. Ve şu şekilde bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Ardından daha önce size göstermiş olduğum lastiklerim vardı, hatırlıyorsunuz. Lastiklerle de tutturuyoruz arkadaşlar. Şimdi burada önemli olan kısım şu. Ne kadar çok lastikle bölmeleri ayırırsanız o kadar çok renk seçeneği kullanabilirsiniz. Yani farklı bölgelere o kadar çok renk kullanabilirsiniz. Ve şöyle güzel olması gerekiyor. Güzelce katlayalım buraları. Bozulan yerleri düzeltebilirsiniz elinizle. Evet arkadaşlar, tişörtümüzü hazırladık. Güzelce lastikledik. Şimdi diğer tişörtüme geçmek istiyorum. Onu da hazırlayıp en son boyama yapacağız. Evet arkadaşlar, ikinci tişörtümüze geçtik. Bunda da rulo yapacağız. Yani şuralarından şöyle katlayarak rulo haline getireceğiz. Evet, güzelce katladık. Şimdi lastikleyelim.
Evet arkadaşlar, ikinci tişörtümüzü de bu şekilde desenledik. Tabii siz hayal gücünüze göre istediğiniz gibi bunu katlayabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Kendi isteğinize kalmış. Şimdi iki tişörtümü de bir size göstereyim nasıl olduğunu. İlk tişörtümüz rulo şeklinde, ikinci tişörtümüz de gül şeklinde. Gül şekli demem de bu içerideki desenlerin böyle iç içe olması aslında. Lastiklerimizi de yaptık. Şimdi en eğlenceli yere geçiyoruz. Boyuyoruz. Evet. Boyamayı ben bir kapta yapacağım arkadaşlar. Siz de böyle bir kap kullanabilirsiniz ya da boyayacağınız yerin altına gazete gibi koruyacak bir şey serebilirsiniz. Çünkü boyanın etrafa saçılmasını istemiyoruz. İlk tişörtümüzle de boyamaya başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi boyama kısmına geçtik. 3 tane boyamız var. Tişörtümüz burada ve boyamak için kullanacağımız ekipmanımız da burada. Bir adet fırçamız ve kaşığımız var. Şimdi hangi renkten başlayalım? Ben maviden başlamak istiyorum en başta. Mavi renkle şu bölgeyi boyamak istiyorum. Ya en başta biraz ürkütücü geliyor arkadaşlar. Yani böyle tişörtün üstüne direkt boya atmak biraz ürkütücü ama en son halini gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Mavi boyayla işimiz bitti. Şimdi sıra geldi kırmızı boyaya. Kırmızı boyada da arkadaşlar şöyle bir taktik deneyeceğim. Fırçayla boyamayı deneyeceğim aslında burayı. Fırçamı şöyle içerisine daldırıyorum ve ardından şöyle sürüyorum. Çok güzel görseller elde edebiliyoruz ya. Sizin de denemenizi istiyorum. Eğer deneyenler olursa da lütfen yorum kısmına belirtmeyi unutmasın. Evet, kırmızı boyamızı da yaptık. Evet arkadaşlar, şimdi üçüncü rengimize geçiyoruz. Bunda birazcık şöyle bir enteresan bir şey denemek istiyorum. Şöyle damlatma usulü yapacağım. Ya her yerine boyamayacağım da şöyle hafif üstüne damlatacağım. Bakalım bunda nasıl bir görsel çıkacak, çok merak ediyorum. Belli başlı noktalarını sürdük. Bakalım nasıl bir görsel çıkacak. Aynı işlemi arkadaşlar arka tarafına da uyguluyoruz. Dikkat etmeniz gereken tek şey ön taraftaki renkle arkadaki rengin aynı olması. Ya da yine hayal dünyanıza kalmış rengarenkte başka renklerle de boyayabilirsiniz. Şuraya mavi dökmüştük. Mavi döküyorum yine. Bu tarafa fırçayla kırmızı sürmüştük. Ve turuncuyu üstüne damlatıyoruz. Arkadaşlar bilerek bu tarafı boş bıraktım. Bu tarafı bilerek beyaz bıraktım. Hem bu renklerin nasıl bir etki bıraktığını gözlemlemek için hem de beyaz renk de güzel olabilir diye düşündüm. O yüzden bu taraf beyaz kaldı. Şimdi diğer tişörtümüze geçiyoruz ve bunu kurumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar yaklaşık 6 saat boyunca hatta 7 saat boyunca bulunduğunuz ortamdaki güneşe bağlı olmak üzere kuruması gerekiyor. İyice kuruyana kadar da güneşte bekletiyoruz bunu. Son hali de bu şekilde. Evet, ikinci tişörtümüze geçtik arkadaşlar. İkinci tişörtümüz için de şöyle koyuyorum. Hem alttaki boyaları da çekmiş olacak. Farklı bir renk daha katacak. Bizim burada 1, 2, 3, 4 tane bölümümüz var. 3 boyamız var. Yani bir taraf yine beyaz kalacak anlamına geliyor. Nasıl yapalım ya? Şöyle bir düşüneyim hemen. Şurayı mavi yapacağım. Burayı kırmızı yapacağım. Çok az çok az da turuncu yapacağım ve uç kısımları da beyaz kalacak. Evet, başlıyorum. İlk boyamızı yaptık. Yine kırmızıda fırça yardımını kullanmak istiyorum. Belki farklı bir desen elde ederiz. Şöyle bir fırça darbesiyle yapalım. Ve son olarak turuncu renge geçiyoruz. Turuncu da yine fırçayı mı kullansam diye düşünüyorum ama bakalım nasıl bir görsel olacak ya. Şöyle bir fırçayla şöyle bir yapalım bakalım. Biraz bastırarak yapmanızda fayda var. Tişörtün alt katmanlarına da boya geçsin. Sadece üst tarafta kalmasın. Hatta burayı diğer tarafında şöyle bir şey deneyeceğim. Bakalım nasıl bir görsel elde edeceğiz. Gayet güzel oldu ya. Fazla kaldığını ya da üstünde tortu kaldığını düşünürseniz arkadaşlar elinizle, parmağınızla onları alabilirsiniz üzerinden. Hem geçirmiş de olur alt taraflarına doğru. Şuraya da şöyle parmak izlerimi bırakayım. Vallahi enteresan bir tasarım oldu. Hemen yine aynı şekilde arka tarafına da uygulayacağız bunları. Maviyi çok dökmüşüm. Zaten o arka tarafını kaplamış. Kırmızıyı kullanmak istiyorum burada. Ve son olarak turuncu rengimi de yine şuradan şöyle çok az koyacağım. İki adet tişörtümüzü de bu şekilde boyamış olduk. Evet arkadaşlar, iki farklı tişört yaptık, iki farklı tasarım yaptık. Şimdi tişörtlerimizi güneş altına koyuyoruz ve kuruyana kadar da dokunmuyoruz. Unutmamamız gereken tek şey lastikler kuruyana kadar asla ama asla çıkarmıyoruz arkadaşlar.
Şimdi kurumaya bırakalım. Son şeklini görmek için ben de sabırsızlanıyorum. Bakalım nasıl bir şekil ortaya çıkacak. Evet arkadaşlar, tişörtlerimiz yaklaşık 6-7 saattir güneş altında kurumadaydı. Şimdi tişörtlerimizi açıp şekillerimiz nasıl olmuş görme zamanı. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım nasıl şekiller olmuş. İlk önce şunu açmak istiyorum. Bakalım bunun deseni nasıl olmuş. Evet, hadi bakalım. Nasıl bir görüntü elde etmişiz? Bakalım. Evet, gayet güzel duruyor şu anda. Üst bölgesine daha çok mavi renklerini yapmışız. Alt taraflar böyle desenli kalmış. Yine üst tarafta yine görmüş olduğunuz gibi şuralarda kırmızı renklerimiz çok fazla olmuş. Ve kol bölgesinde, yani şuralarda çok fazla bir renk tonu görünüyor. Ama bence güzel olmuş ya. Benim hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, ilk tişörtümüz gayet güzel olmuş. Şimdi ben ikinci tişörte geçiyorum. Hemen şöyle koyalım bakalım. Evet, ikinci tişörtümüz geldi. Evet, açıyoruz. Evet arkadaşlar, son tişörtümüzü de açtık. Bu tişört biraz daha güzel gözüküyor diğerine göre. Çünkü bu desenlerden yukarı doğru açılan bir motif olmuş resmen. Göze daha çok, daha iyi hitap ediyor. Evet, tişörtlerimiz bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer siz de evde denediyseniz yine gözlemlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz alttaki yorum kısmına. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben bu tişörtü alayım ya. Bu bana olur mu? Olur, bu bana olur. Ben bunu giyerim ya.